Kusura bakmayın, bir sorun oldu, bağlantı kesildi, tekrar bağlantıyı sağladık. Bugün 25 soru 25 soru cevap etkinliğiyle tekrar karşınızda olacağız. Arkadaşlarımız gelsin, tekrar birinci sorudan başlayacağız arkadaşlar. Bir kesinti oldu, kusura bakmayın. Az önce arkadaşlarla görüşmüştük zaten, soru cevap etkinliğine başlarken yorum kısmını kapalı tutacağım arkadaşlar. 25 soruyu beraber çözeceğiz. İnternette bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Donma olayı oldu maalesef. Kapandı. Tekrar başlattım canlı yayını. Arkadaşlar gelmeye başladılar. Hazırsanız arkadaşlar yorum kısmını kapatıyorum tekrar. Hemen ilk sorudan çözüme geçiyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kanun teklifinde bulunma hakkına sahip değildir demiştik az önce de arkadaşlar. Arkadaşlar kanun teklifi dediği zaman aklıma ne geliyor? Her zaman söylemiştik, milletvekili. Şimdi meclis başkanı bir milletvekilidir. Katip üyeler, idare amirleri milletvekillerinden oluşur. Milletvekilleri de kanun teklifinde bulunur. O zaman A'dan D'ye hepsi milletvekili olduğu için kanun teklifinde bulunabilir. Ama E şıkkında yer alan bakanlar arkadaşlar milletvekili sıfatı da bulunmuyorlar ki bakan seçilen bir kişinin milletvekilliği de düşüyor. Bundan dolayı bakanlar kanun teklifinde bulunma hakkına sahip değil. Birinci sorumuz Edirne. Hangisi maddi yaptırıma tabi sosyal hukuk kurallarıdır? Arkadaşlar iki türlü yaptırım vardır. Biri maddi, biri manevi. Zaten maddi yaptırıma tabi olan sadece ve sadece bir tane kuralımız var arkadaşlar. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Cevabımız burada Ceyhan. Ama görgü, ahlak, din, örf adet kurallarının yaptırımı ise arkadaşlar bunlar ise nedir? Manevidir. O zaman hangisinin yaptırımı maddedir derse hukuk kurallarının yaptırımı maddidir diyoruz. Maddi ve maneviden kasıt maddi yaptırımda devlet cezayı keser. Manevi yaptırımda ise arkadaşlar ayıplama, dışlama, kınama, görgüsüz, saygısız gibi insanlar tarafından bizlere uygulanan yaptırımdır diyoruz. Üçüncü soruya geçtiğimizde yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır arkadaşlar? Yardımcı kaynaklar. Şimdi bizim yazılı, yazısız ve yardımcı olmak üzere üç türlü kaynağımız var. Yazısız dediği zaman da bunu sadece örf adet olarak ekliyoruz arkadaşlar. Yazılı dediği zaman anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, kanuna eşdeğer olan uluslararası anlaşmalar gibi yazılı kavramlar. Yardımcı kaynaklar dediğimiz zaman ise arkadaşlar bilimsel içtihatlar ve yargısal içtihatlar. O zaman şu yazdığım yerlere baktığım zaman hangisi yardımcı kaynak dediğinde yönetmelik ne olur arkadaşlar? Yazılı kaynaklar arasında yer alır. Bilimsel içtihatlar yardımcı, yargısal içtihatlar yardımcı. O zaman 2 ve 3. şık yani C şıkkı bizim için yardımcı kaynaklar arasında yer alıyor diyoruz. Dördüncü soruya geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlanma nedeni değildir arkadaşlar? Kısıtlanma biliyorsunuz vasinin vesayet vardır. Vasinin kısıtlı üzerindeki hakkı vesayettir. Bazı durumlarda kişi kısıtlanabilir. Kendi isteğiyle de kısıtlanabilir. Kendi isteği dışında da kısıtlanabilir arkadaşlar. Bir kişi yaşlıysa, ağır bir hastalığı varsa, sakatlık durumu varsa ve savurganlık durumu varsa bunlarda kısıtlanma meydana gelir. Ama C şıkkında arkadaşlar sarhoşluk bir kısıtlanma nedeni değildir. Sarhoşluk ayırt etme gücünü engeller arkadaşlar. Ayırt etme gücünü engeller. Yani kişinin doğruyu ve yanlışı ayırt etmesine o an engel olur. Ama yaşlısın, ağır hastalığın geçirdi, sakatlıksın. Bu durumda kendin
kendinin kısıtlanmasını isteyebilirsin. Ama savurgansan eşlerden biri diğer eşi, ortaklardan biri diğer ortağın kısıtlanmasını isteyebilir. Sarhoştan dolayı kimse, sarhoşluktan dolayı daha doğrusu kimse kısıtlanmaz. Beşinci sorumuz, medeni haklardan yararlanmayı ifade eden arkadaşlar, hak ehliyetimiz ne zaman başlar derse, bunu lütfen ama lütfen gerçek kişilikle karıştırmayalım. Tam ve sağ doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü anda arkadaşlar, yani anne karnındayken aslında bizim haklarımız başlıyor. C şıkkına dikkat edelim. Tam ve sağ doğumla başlayan eğer gerçek kişilik ne zaman başlar derse tam ve sağ doğumla, ama hak ehliyeti ne zaman başlar derse tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda. Cevabımız Denizli. Altıncı soru, kız ve erkekler için olağanüstü erginlik yaşı arkadaşlar. Bakın, erginliği biz kendi içinde ikiye ayıracağız. Biri normal erginlik, biri olağanüstü erginlik. Arkadaşlar, normal erginlik 18 yaşının tamamlanmasıdır. Ama olağanüstü erginlik ise 15 yaşının tamamlanması. O zaman burada cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 15 yaşında kişi olağanüstü bir durumda olursa 15 yaşındaki bir kişi ergin kılınabilir. Yedinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar, belli bir işin görülmesi ya da bir malın yönetilmesi için mahkeme tarafından atanan kişiye kayyum. Belediyeler aklınıza gelsin arkadaşlar. Şimdi velayet, vesayet ve kayyum çok karışan 3 kavramdır daha doğrusu arkadaşlar. Bir iş, bir malın yönetilmesi derse kayyum. Anne, baba, çocuk arasındaki ilişki derse velayet. Vasinin kısıtlı üzerindeki hakkı derse vesayet. Burada bir malın yönetilmesi için dediği için cevabımız Ceyhan, yani kayyum. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz arkadaşlar? Şimdi yönetmeliği kimler çıkarır? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarabilir. Bütün bakanlıklar yönetmelik çıkarabilir. Bir de kamu tüzel kişilerinin hepsi yönetmelik çıkarabilir. Bakın, belediye kamu tüzeldir. Sağlık Bakanlığı zaten bakanlık içerisinde. Üniversiteler kamu tüzel. İl özel idareleri kamu tüzel olduğu için bunlar hepsi yönetmelik çıkarabiliyor. Ama fakülteler arkadaşlar üniversite bağlı olduğu için onlar çıkaramaz. Üniversiteler yönetmelik çıkarır, fakülteler yönetmelik çıkaramaz. Cevabımız Edirne. 9. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek haklarımız arasında yer almaz? Arkadaşlar, çekirdek haklar dediğimiz hiç kimsenin hiçbir zaman dokunamayacağı haklardır. Masumiyet karinesi, din vicdan hürriyeti, maddi manevi varlığın bütünlüğü, suç ve cezaların geri yürütülememesi, kanuni hakim güvencesi, bunlar hepsi çekirdektir. Ama İbadet özgürlüğü çekirdek haklarımız arasında yer almaz arkadaşlar. Yani şunu diyemezsin: ben istediğim her yerde, istediğim her saatte herkesin ortasında ibadetimi yaparım diyemezsin. İbadetin yapılacağı yerler vardır arkadaşlar, yapılmayacağı yerler vardır. Kalkıp da bir köprünün üzerinde kalkıp da ben cemaatle namaz kılacağım diyemezsin mesela. Onun için ibadet özgürlüğü çekirdek haklarımızdan biri değildir. 10. Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetsiz kişiye örnektir? Arkadaşlar, tam ehliyetsiz bir kişinin olabilmesi için birinci maddemiz şudur: ayırt etme gücü olmayan. Şimdi ayırt etme gücü olmayan dediğimiz zaman bir kişi doğruyu ve yanlışı ayırt edemiyorsa. Arkadaşlar, kısıtlı insanlar sınırlı ehliyetsizlerdir. Yasal danışmanı olanlar sınırlı ehliyetlidir. Evliler tam ehliyetlidir. Velayeti altında bulunan çocuklar arkadaşlar, bunlar da ergin olmadıkları için sınırlı ehliyetli, ama 5 yaşındaki bir çocuk doğruyu ve yanlışı ayırt edemez. Doğruyu ve yanlışı ayırt edemediği için bu tam ehliyetsiz grubunda yer alıyor. 11.
Hangisi? Egemenlik anlayışına göre devlet çeşitlerinden değildir. Arkadaşlar, egemenliğine göre devlet çeşitleri dediğimiz zaman cumhuriyet, monarşi, oligarşi ve teokrasidir. Ama cevabımız burada üniter devlet. Üniter dediğimiz zaman ise arkadaşlar bu yapısına göre devlet çeşitleri arasında yer alıyor. Yapısına göre. Türkiye yapısına göre üniter devlettir. Ama egemenlik anlayışına göre Türkiye hangi devlettir? Cumhuriyetle yönetilen bir devlettir diyoruz. 12. 82 Anayasası'na göre milletvekilleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder arkadaşlar? Milletvekili sadece seçildiği bölgeyi değil, tüm milleti temsil eder. Direkt bilgi sorusu arkadaşlar, tüm milleti temsil eder. 13. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin kendiliğinden düşme nedenleri arasında yer almaz? Arkadaşlar, bir kişi cumhurbaşkanı seçilirse, bakan seçilirse, ki bu sabah iki bakan değişti. Bakın, Murat Kurum milletvekiliydi, bakan oldu, bakan olduğu gibi milletvekilliği düştü arkadaşlar. Kendiliğinden düşer. Gayiplik ve ölüm durumunda kendiliğinden. Ama bir milletvekili milletvekilliğinden istifa ederse hemen düşmez. Burada kimin kararıyla düşer? Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak. Oylama sonucunda kabul ederse bu kişinin milletvekilliği düşer. 82 Anayasası'na göre Meclis Başkanlık Divanı için bir yasama dönemi arkadaşlar. Yasama dönemi dediğimiz süre 5 yıldır. 5 yılda bunlar için 2 defa seçim yapılır arkadaşlar. Yani 5 şıkı yasama döneminde meclis başkanlığı için 2 defa seçim yapılır. İlk seçilenler 2 yıl, ikinci seçilenler o yasama döneminin sonuna kadar diyoruz. 15. sorumuz. 82 Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanlığı'nı kim seçer arkadaşlar? Bakın, Genelkurmay Başkanlığı'nı seçen Cumhurbaşkanıdır. Ama Genelkurmay Başkanı kime karşı sorumludur derse, eğer bana sorumluluk kelimesini sorsaydı, bu da Milli Savunma Bakanı'na karşı sorumludur derdik. 16. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri arasında yer almaz? Arkadaşlar, başkanlık divanında meclis başkanı var, başkan vekili var, katip üyeler var, idare amirleri var. 4 ana başlığımız var ama milletvekilleri başkanlık divanı içerisinde yer almaz. Başkan, başkan vekili, katip üyeler ve idare amirleri. 17. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığı kapsamında? Arkadaşlar, dokunulmazlık dediğimiz şey de aklınıza 4 şey gelecek. Meclisin izni olmadan bir milletvekili tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Bu 4 şeyi unutmayın. Tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz, yargılanamaz. Bakalım, sorgulanamama var, tutulamama var, tutuklanamama var, yargılanamama var ama milletvekili aranamaz diye bir şey yok. Bir milletvekilinin evinde de arabasında da arama yapılabilir. Ama tutma, tutuklanma, sorgulanma ve yargılanması yapılamaz. Ekstra bilgi, yasama dokunulmazlığını kaldıran kimdir arkadaşlar? Meclistir. Dokunulmazlık kaldırılınca itiraz edeceğim yer Anayasa Mahkemesi'dir. 18. Sağlık Bakanlığı'nın kurulması ve kaldırılması görev ve yetkileri hangisiyle düzenli? Arkadaşlar, bir defa hangi bakanlık olursa olsun soru köküne bizim için bakanlık önemli. Bir bakanlığın kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri hepsi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olur. 82 Anayasası'na göre siyasi partilerin mali denetimini yapan kimdir? Arkadaşlar, hemen A şıkla sayıştay bıraktım, sayıştay diye atlamayın. Parti derse partilerin mali denetimini yapan
Anayasa Mahkemesi'dir. Cevabımız C. Ama soru şöyle olsaydı. Anayasa Mahkemesi bir partinin mali denetimini yaparken kimden yardım alır derse, o zaman Sayıştay'dan yardım alır deriz. 20. Cumhurbaşkanı yardımcıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı arkadaşlar birden fazla olabilir, şu an bir tane. Cumhurbaşkanına vekalet eder, doğrudur. Cumhurbaşkanı tarafından seçilir, doğrudur. Cumhurbaşkanına karşı sorumludur, doğrudur. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı yüksek öğrenim mezunu olmalıdır diye bir şey yok. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, yani ilk okul mezunu olması bile yeter arkadaşlar. Ama hiçbir cumhurbaşkanı da kalkıp bir öğrenim düzeyi olmayanı kolay kolay seçmez. Cevap Ceyhan. 21. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında yer almaz arkadaşlar? Cumhurbaşkanı bakanları atar, yardımcılarını atar, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçer, Danıştay'ın dörtte birini seçer. Ama yeni sisteme göre artık genel sekreterlik makamı olmadığı için Cumhurbaşkanı genel sekreterini atama diye bir görevi yoktur. Kullanıldıkları zaman mevcut, pardon, yeni bir hukuki durum meydana getirmeyen haklara ne denir arkadaşlar? Arkadaşlar, yeni bir şey yoksa bizim cevabımız burada alelade haklar. Eğer kullanıldığı zaman mevcut durumda yeni bir işlem derse kurucu, var olan durumu değiştiren derse değiştirici, bir hakkı tamamen ortadan kaldırma derse bozucu. Fikri haklar zaten ortaya koyduğumuz eserler sanat eserleridir. Ama yeni bir durum meydana getirmeyen, hiçbir yeni bir şey olmayan haklara biz kanunda alelade haklar diyoruz. 23. Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kişi hakkında gayiplik kararı verilebilmesi için ne kadar sürenin geçmesi gerekiyor arkadaşlar? Arkadaşlar, uzun süre haber alınamıyorsa 5 yıl. Ölüm tehlikesi içinde kaybolmuşsa 1 yıl deriz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Bir kişi ölüm tehlikesi içinde kaybolmuşsa 1 yıl, uzun zamandan beri haber alınamıyorsa 5 yıl. Bu da uzun zaman dediği için cevabımız Denizli. Hangisi Cumhurbaşkanı görevlerinden biri değildir arkadaşlar? Kanunlara meclisi iade etmek Cumhurbaşkanı'nın görevi. Bakanları atamak, DDK üyelerini seçmek, üniversite rektörlerini seçmek Cumhurbaşkanı görevi. Ama uluslararası anlaşmaları uygun bulmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir arkadaşlar. Uluslararası anlaşmaları onaylayan deseydi o zaman cevabımız Cumhurbaşkanı olurdu. Ve son sorumuz, gecenin son sorusu. Bir belediye başkanını geçici olarak görevden alan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, İçişleri Bakanı bir belediye başkanını geçici olarak görevden alır ama Danıştay kesin olarak görevden alır. Eğer soru kesin derse Danıştay, geçici derse İçişleri Bakanı diyoruz. Evet arkadaşlar, 25 soruluk soru cevap etkinliğimizi bugün itibariyle bitirdik. Umarım faydalı olmuştur ki önemli gördüğüm yerlerdi. Aynı bu şekilde yarın da bir 25 ya da 30 soru biraz daha artırabiliriz. Bu soruların devamı gelecek arkadaşlar. Telegram'dan da birazdan 15 soruluk bir deneme göndereceğim PDF şeklinde. Onu çözersiniz, cevap anahtarını daha sonra da tekrar göndereceğim arkadaşlar. Canlı yayını kaydediyorum. Bunu tekrar izlersiniz. Evlilik değildi. Oradaki soru erginlikti arkadaşlar. Evlilik ve erginliği lütfen karıştırmayın. Erginlik derse 18'e 15, evlilik 17'ye 16. Belki bazı arkadaşlar oradan karıştırmış olabilir arkadaşlar. Konu anlatımı da başlayacağız. Bazı önemli konuları arkadaşlar bu hafta içinde tekrar anlatacağım. Hem Instagram'da anlatmayı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Canlı yayını kaydedeceğim. Soru çözümünü oradan tekrar izleyebilirsiniz. 6. soruda hata mı var? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar,
Altıncı soruda hiçbir hata yok. Erginlik az önce dedim ya. Bakın evlilik siz belki okurken evlilik diye okudunuz. Erginlik normalde 18'dir. Olağanüstü zamanda ise 15. 18'e 15'tir arkadaşlar. Evlilik deseydi 17'ye 16. Erginlik ve evliliği lütfen karıştırmayalım. Tamam, olağanüstü erginlik 15. Kazayı 3 zaten. Erginlik yaşı 18. Olağanüstü erginlik dediği için arkadaşlar bakın burada olağanüstü erginlik dediği zaman ise 15 oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere.